Hanımlar, beyler, herkese yeniden uzun bir aradan sonra merhabalar. Umarım sağlığınız, keyfiniz yerindedir. Malumunuz hem ülkemizin hem de dünyanın gündeminde bir koronavirüs meselesi var. Evde kalmamız öneriliyor. Aramızda evden çıkmak zorunda olduğunu bildiğim pek çok insan var. Onlara ben kolaylıklar diliyorum. Buna rağmen hiçbir ihtiyacı olmamasına rağmen dışarıya çıkan arkadaşlara da Allah akıl fikir versin diyorum. Şimdi bu virüsle beraber gündemimize gelen önemli konulardan biri şu an ekranda gördüğümüz bu maskeler. Malumunuz vakaların ilk görülmeye başladığı dönemden itibaren önce fiyatlarda fahiş bir yükseliş oldu. Sonra devlet el attı, biz dağıtacağız dendi. PTT dağıtacak, dağıtmayacak falan derken en son eczanelere kadar indi. Ama onda da işte barkod falan meselesi var. Şu an itibariyle benim bu videoyu çektiğim tarihte ciddi bir maskeye ulaşım sıkıntısı var. Ama buna rağmen kurallar bazında baktığımızda pek çok yerde de zorunlu bir şey kullanılması. Nasıl olacak falan derken bu sadece bize özgü değil, dünya genelinde yaşanan bir sıkıntı. Dolayısıyla YouTube'u takip edenler görmüşlerdir. Binlerce, milyonlarca kendi maskeni kendin yap, şundan yapılabilir, bundan yapılabilir gibi videolar mevcut. Pek çoğu da faydalı. Yani aslında basit bir şekilde halledilebilecek bir şey. Burada bizler ameliyata girmiyoruz. Önemli olan dışarıda bulunmamız gerektiği zamanlarda virüsün en azından kolay bulaşmasını engelleyecek geçici çözümlerde bulunmak. Bununla ilgili de bir video çekmek istedim. Geçen gün evimin alışverişini yaparken markette normalde hiç kullanmadığım, yani hiç ihtiyacım olmayan bir ürün gözüme çarptı ve bir fikir oluştu kafamda. Eve gelip de denediğimde de başarılı sonuç verdiğini görünce sizlerle paylaşmak istedim. Nedir bu ürünümüz dersek? Yine belki pek çoğunuzun aşina olmadığı, benim açıkçası pek kahve kültürüm yoktur. Dolayısıyla filtre kahve falan gibi çok ihtiyaçları olan birisi değilim. Daha önce de hiç marketlerde gözüme çarpan bir ürün değildi. Muhtemelen ülke genelinde de çok yaygın kullanılan bir şey olmadığı için raflarda en üstlerde, genelde ilk baktığınızda görülemeyecek yerlerde satılıyor. Ben ürünü tesadüfi olarak gördüğümde şu şekil itibariyle hemen aklımda bir fikir canlandı. Şimdi bu üründeki avantaj şu. Birincisi çok sık gözenekli, neredeyse kağıt seviyesinde bir ürün. Yani şu satılan cerrahi maskelerle yapı bakımından düşündüğümüzde geçirgenliğinin daha az olduğunu söyleyebilirim. İlk aklıma gelen soru işareti ise şuydu. Sonuçta bu kahveyi süzüyor. Yani içinden bir sıvı akımı söz konusu. Bilim insanları diyor ki damlacılık yöntemiyle bulaşan bir virüs. Yani sıvı geçirgenliği burada önemli bir şey. Ama bu maskeyi de ben denediğimde diyebilirim ki bu maskenin sıvı geçirgenliği bundan çok çok daha fazla. Yani dolayısıyla bizim gündelik işlerimizde mecbur kalıp da dışarıya çıkma durumlarımızda en az bu maske kadar koruyacağını düşünüyorum. Bir de diğer avantajı da şu, malumunuz bu maskeye ulaşım çok çok zor. Bulunduğu zaman çok yüksek ücretlerdeydi. Şimdi zaten ücretle de satılması mümkün değil. Yani parayla da alamıyorsunuz isteseniz. Fakat bu filtredeki avantaj şu, gördüğünüz gibi 100 adet var içerisinde. Fiyatı kutunun 14 lira. Yani içindeki her bir filtre toplamda 14 kuruşa tekabül ediyor. Bu da şu demek, yani günde siz bir tane bile maske kullansanız bununla 3,5 ay gibi bir süre idare edebilme şansınız var 14 liraya. Ya da çok yoğun dışarıda kullanıyorsunuzdur. Günde gerekiyorsa 3 tane kullanın, ne olacak ki yani? O da bir ay idare eder. Bir aylık maske ihtiyacının 14 lira olması da bence gayet makul bir rakam. Bu maskeyi kullanmada da birkaç önerim olacak. Gördüğünüz gibi şöyle bir tane içerisinden çıkarıyoruz. İnternette maskelerle ilgili yorumlarda genelde bu ördek ağzı gibi olanların çok başarılı olduklarını duymuştum. Bu da şekil itibariyle onları çok andırıyor. Şöyle açtığınız zaman. Dediğim gibi çok sık bir geçirgenliği var. Benim aldığım kutu 4 numara. Bu herhalde makineye göre değişen bir şey. Yani dediğim gibi çok bilgim olan bir alan değil kahve makinesindeki kullanımı. 3 numara sanırım bundan biraz daha küçük olanı, kutusuna ebatla bunu söylüyorum. Ya yani o da iş görecektir ama bunu direkt maske olarak kullanacaksanız 4 numara almakta fayda var. Bunu kullanmada da şöyle bir önerim olacak. Direkt şu iki tarafından iki tane bant yapıştırmanız durumunda direkt maske görevi görüyor. Yani bu en pratik olan çözüm bu. Hiçbir ek maliyet gerektirmeden bantla iki tane şuraya lastik, bildiğimiz paket lastiğinden bahsediyorum. Şöyle lastiklerden. Bunlardan iki taneyi şuraya bantlamamız gayet yeterli olacaktır.
Ben öyle bir iki defa kullandım. Hiç de bir sorun yaşamadım. Yüzü de tamamen kaplıyor. Hiç sağdan soldan açık olan bir taraf yok. Dediğim gibi. Fakat bunu biraz daha ileriye, yani daha değiştirilebilir şekle nasıl getiririz derken bir fikir de şöyle oluştu aklımda. Bir de yine marketlerde kolayca bulacağınız genelde böyle puding vesaire tatlıların içine koyulduğu, yani mutfak malzemelerinde de kullanılabilen, gıda temasının sorun olmadığı alüminyum böyle folyo kaplarımız mevcut. Bu maskeye dönüştürülmesi çok kolay bir malzeme. Neden? Alüminyum çünkü eğilip bükülebiliyor. Şöyle burun için şöyle bir alan yaratabiliyorsunuz. Sadece içi tamamen kapalı olduğu için nefes almada belki biraz problem olabilir. Çünkü bu filtre çok sıkı bir filtre. Yani cerrahi olan ürüne göre hava geçirgenliği de biraz daha az. Filtresinin daha iyi olmasının yanında. Dolayısıyla biraz da hava girmesi için bir boşluk ihtiyacı oluyor. Onu da nasıl çözdük diyelim. Çok basit bir tornavida yardımıyla şu bölümle artık nasıl arzu ederseniz şöyle birkaç tane delik açarsak ön nefes alma bölümüne. Şu an gelişi güzel açıyorum. Siz biraz daha özenebilirsiniz yaparken. Şöyle deliklerimizi açtığımda bir havalandırma kanalımız da oluyor. Bantları filtrenin kendisine yapıştırmak yerine şu iki yanından yapıştırdığınız durumda bunu değiştirilebilir bir maske olarak kullanmanız mümkün. Nasıl o da? Bunu hep sabit tutarsanız filtrelere bir şey takmaya gerek kalmaz. Bunu içine bu şekilde koydunuz, yüzünüze taktınız, işinizi hallettiniz. Geldiğinizde filtreyi atın. Bunu da şöyle bir ne bileyim kolonyayla silebilirsiniz dışını falan veya alkolle elinizdeki dezenfektan neyse. Kuruduktan sonra maskeniz tekrar kullanıma hazır. Paketten yeni bir tane alırsınız filtre. İçine koyduğunuzda maskemiz hazır bir duruma gelir. Bu şekilde gayet pratik. Ya şunun da herhalde 10'lu falan satılıyor. Bu da 5 lira 6 lira bir şeydi. Yani bu da maliyeti olan bir şey değil. Şart da değil dediğim gibi. Bu biraz daha bence pratik bir çözüm. Tek sıkıntısı biraz folyo ağzınızda. Yani ne bileyim estetik olarak çekincesi olanlar olabilir. Dileyen olursa boyamasını tavsiye etmem ama dışına ne bileyim renkli bir bant falan takarak kendi istediğiniz, arzu ettiğiniz estetik bir tarafa getirebilirsiniz. Estetikle alakalı da yine bir şeyler yapalım dedim. Malumunuz kanalımızda 3 boyutlu yazıcı çok kullanıyoruz. Gençliği Atari salonunda geçmiş bir kişi olarak Mortal Kombat hayranlığımız vardır. Oynayanlar veya bilenler bilir. Sub-Zero, Scorpion, Noob Saibot gibi olan karakterlerin bir maskesi vardır. Ben çocukluğumda da çok severdim. Hala da çok estetik buluyorum. Ya dedim bunu nasıl yaparız falan diye oturdum, çizdim bir tane. Onlardan esinlenen bir maske, birebir aynısı değil. Buna tabii birazcık fonksiyon da eklemek istedik. Mesela şu yanına hava kanalları yaptım. Bu kanallar bu yöne doğru açık. Bu yönden kesinlikle içeriye bir transfer olmuyor. Bu yönüyle şey olarak da avantajlı. Şurada iki tane deliğimiz var. Buradan isteyen bant takabilir. Üzerine vida takmak suretiyle isteyen böyle lastik bir kayış geçirebilir. Bu benim oğlum için yaptığım model. Birazcık ufaktır. Bunu internete yükleyeceğim. Datasını da açıklama bölümünde muhtemelen paylaşırım. Şöyle bir bilgilendirme yapmak isterim. Bu dediğim gibi oğluma göre olduğu için şuradaki şu çene açıklığı 115 milim olması lazım. Yanlış hatırlamıyorsam. Yine datada onun bilgisini veririm. Siz kendinize göre eğer yapmak istiyorsanız bu şakak kemiklerinin arasını kendinizin ölçüp ona göre basmadan önce scale etmeniz gerekiyor. Örnek vereyim. Benim kendi boyum 160 milime tekabül ediyor. Çok basit bir hesaptır. Hesap makinesinden 160 bölü 115 yaparsınız. Çıkan oran olması gereken scale oranıdır. Baskıdan önce o oranda scale ederseniz, büyütürseniz data yüzünüze olacaktır. Bu da aynı mantıkla çalışıyor. Yine içine kahve filtresinden yapılmış filtremizi koyuyoruz. Yüzümüze taktığımızda biraz daha estetik, yüz güldüren diyeyim bir çözüm olarak karşımıza çıkıyor. Umarım bir işinize yarar. Bu tür önlemlerin ihtiyacının olmadığı günler inşallah çok uzak değildir diyorum. O temenniyle videomu bitirmek istiyorum. İzlediğiniz ve kıymetli vakitlerinizi ayırdığınız için çok teşekkür ederim. Sağlıkla kalmanızı temenni ediyorum sevgili dostlar. Hoşçakalınız.